Merhabalar, ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün girişimcilik üzerine konuşacağız tekrardan ve benzersiz bir fikrin gerekli olup olmamasına bahsedeceğiz. Jeff Bezos'un bir sözüyle başlamak istiyorum. 80 yaşına geldiğinizde hayatta en anlamlı şeyin yaptığınız bir dizi tercih olduğunu anlayacaksınız. Sonuçta hepimiz yaptığımız tercihlerin toplamından ibaretiz. Kendinize muhteşem bir hikaye yaratın diyor. O yüzden de girişimcilik bu iş için önemli bir vasıta olabilir belki. Şu soruyla başlayayım. En son ne zaman Alta Vista kullandınız? Artık kimse adını bile anmıyor ama Alta Vista Google sahneye çıkmadan önce bir numaralı arama motoruydu. Eskiden internette aradığınızı bulmak istediğinizde Alta Vista'ya başvurdunuz. Çünkü pazarın en baskın oyuncusuydu. Onun karşısına çıkmak için aklınızı kaçırmış olmanız gerekirdi. Google'ın kurucuları tam da bunu yapmaya karar verdi. Daha nitelikli bir arama teknolojisi sunabileceklerini düşündüklerinden Alta Vista'nın en iyi özelliklerini aldılar ve bunları daha da iyileştirmek için çalıştılar. Kesinlikle interneti ilk endeksleyenler onlar değildi ama tüm rakiplerinden daha başarılı oldular çünkü bu işi diğerlerinden daha iyi yaptılar. İlk çıktığı günden beri Google'ın sade, basit, net sayfa düzeni beğeni kazandı. Üstelik bu sadeliği ilk deneyen arama motoru da Google değildi. Alta Vista da başlarda temiz, sade bir sayfa düzenine sahipti ama zamanla karmaşıklaştırdı. Google, Alta Vista'nın ilk kullandığı basit ve sade tasarımı uyarladı. Bu boş kalmış alanı hızla doldurdu. O zamanlar Google sektörde tanınmayan bir şirketti ve pazarın baskın oyuncusunun vazgeçtiği tasarımı uygulamak riskli bir hareket olarak algılanmıştı. Bugün Google global arama pazarının neredeyse %90'ını elinde tutuyor. Alta Vista'nın payı ise çok uzun zaman önce tekhaneli rakamlara indi. Çok az insan bu ismi anımsıyor ama Google'ı herkes biliyor. Kendi işimizi kurmayı düşünürken benzersiz bir fikirle ortaya çıkmak istememiz doğal. Daha önce kimsenin duymadığı bir ürün ya da hizmeti sunarsanız rekabet avantajına sahip olursunuz. Pek çok girişimci için bu benzersiz fikri bulmak işe başlamak için bir ön şarttır. Ticari başarı elde etmek için her daim benzersiz bir fikre ihtiyaç var mıdır? Aslında en başarılı şirketlerden bazıları daha önce başkaları tarafından ortaya atılan bir fikrin üstüne kurulmuştur. Bundan önce hatta Alta Vista'dan önce Archie vardı. Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde bir öğrenci tarafından tasarlanan Archie, dünyanın ilk arama motoruydu. Archie o öğrenciye o sıralarda sınırlı bir ün kazandırmasına ama sürdürülebilir bir iş olamadı. Demek ki sadece benzersiz bir fikrinizin olması iş dünyasında başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü çoğu başarı mevcut fikirlerin alınıp geliştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Var olan bir fikri geliştirmenin pek çok yolu var ama bu yolların çoğu iki kategoride toplanıyor. İlki ürün ya da hizmetin kalitesinin yükseltilmesidir. Ürününüz türünün ilk örneği olmayabilir ama rakiplerinden daha iyi yapabildiği özellikler barındırması gerektirir. Google'ın kurucuları Alta Vista'dan daha iyi bir arama motoru sunabileceklerini düşündükleri için işe giriştiler. Üstelik Google her ne kadar şu anda pazarın hakimi olsa da hala arama sonuçlarının kalitesini geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Var olan bir fikri geliştirmenin bir diğer yolu da müşterilerinizle daha güçlü duygusal bağlar kurmaktır. Benzer iki üründen birine karar verecek kişi kendisine en yakın hissettiği ürünü seçer. Bu duygusal bağ genelde birebir ilişkiyle sağlanır ama her zaman değil. Google'a tekrar bakalım. En son ne zaman Google'ın müşteri hizmetlerindeki temsilcisiyle telefonda konuştunuz mesela? Google kullanıcılarıyla arasındaki duygusal bağı internet kullanımını daha kolay hale getirdiği için kuruyor. Google neredeyse tüm istatistiklerde başarılı bir şirket olarak boy gösteriyor ama yöneticileri işe başlarken ellerinde benzersiz bir fikir yoktu. Hey, yeni bir fikrim var, interneti endeksleyelim diyen ilk girişimciler de onlar değildi. O halde kendi işinizi kurmak istiyorsanız
orijinal bir fikri bulmak için çok fazla zaman harcamak zorunda değilsiniz. Yani orijinal bir fikriniz varsa mükemmel elbette. Ancak var olan bir şeyi daha iyi yaparak da işinizi başlatabilirsiniz. Özellikle de günümüzdeki şirketlere bakacak olursanız hepsinin çok daha iyiye geliştirilebilecek bir yanları olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.